Herkese merhaba. Bugün İHA'nın çiftliğinde hasat zamanı. Bugün ilk olarak kapya biberlerimizi toplamaya başlıyoruz. Toplama işlemlerimiz bittikten sonra hemen tarhana yapımında kullanmaya geçeceğiz. Bu arada tarhana merak edenler için geçen hafta ilk tarhanamızı yaptık. Biz bu videoyu yayınladığımız sırada size internet sitemizden bakabilirsiniz. Günlük hasadımız devam ederken biz biraz sezon değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Sosyal medyada, televizyonda iklim değişikliği, kuraklık gibi çok sık duyduğumuz kavramları bizim gibi küçük bir üreticiyi nasıl etkilediğini size de anlatalım istiyoruz. 2021 yılı pandeminin devamı ve yaz aylarında yaşadığımız yangınlarla maalesef tarihte yerini aldı. Bizim gibi Büyük Menderes Havzası'nda üreticilik yapan çiftçiler için ise kuraklık yılı oldu. Bölgemize neredeyse Ocak ayından beri hatırı sayılır derecede bir yağış düşmedi. Ve Şubat ayından itibaren bölgede üretim yapan çiftçilere yaz ayları ürünleri için maksimum 2 su verilebileceği bildirimleri yapıldı. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Büyük Menderes Havzası ve özellikle Söke Ovası daha çok pamuk üretimi yapılan bir ova. Bu sene gibi sıcak geçen yıllarda da pamuk bitkisi aslında 3, hatta ekimler eğer Nisan ayında başlıyorsa 4 su yapılması gereken bir bitki. Baraj su seviyelerinin çok düşük olması sebebiyle ancak 2 su verilebildi ve Ağustos başı gibi bölgemizdeki sulamalar tamamlandı. Tabi zamanında yapılan bildirimlerle çiftçimiz de pamuğa göre çok daha az su isteyen ayçiçek bitkisine yöneldi ve üretimin büyük bir kısmını bu sene ayçiçeğe yönlendirdi. Şunu da belirtmemiz lazım. Tabi bu kuraklık sadece Büyük Menderes Havzası'nda değil, dünyada ve aynı zamanda ülkemizde de yine birçok yerde görülüyor ve üreticiler aynı bizim gibi zor koşullar altında üretmeye çalışıyorlar. Biz çiftliğimizde küçük bir artezyenimiz olduğu için aslında diğer üreticilere göre daha şanslı bir yıl geçirdik diyebiliriz. Ama yine de tabii ki sıcaklıkların bu kadar artmış olması bizi de kötü etkiledi. En basit şekliyle anlatmamız gerekirse bir bitki veya meyvesinin içinde ne kadar su ve nem barındırırsa sıcaktan etkilenme oranı da o kadar fazla oluyor. Örnek vermemiz gerekirse domates, biber, patlıcan gibi sebzeler bunlardan bazıları. Bunlar da bizim en çok ektiğimiz sebzeler şu an için. Biz de bitkilerimiz bu sıcaklık artışlarından en az etkilensin diye bazı önlemler aldık. Geçen seneki videolarımızdan hatırlarsanız bu dönemlerde yabancı ot çapası yapıyorduk. Bu sene yabancı ot çapası yapmadık. Bunu yapmamızın birkaç nedeni var. İlk olarak ana bitkiyle toprağın arasını yabancı ot ile her zaman gölge tutarak toprağın nemini efektif olarak kullanmaya çalıştık. İkinci olarak da yabancı otların meyve ve sebzelere gölge yapmasına izin verdik. Hatta ekim alanlarının dışındaki otları biçip yine meyve ve sebzelerimizin üstüne gölgelikler yaptık. Üçüncü nedense aslında biz ot mücadelesini tamamen el işçiliğiyle yapıyoruz. Maalesef sıcakta el işçiliği yapmamız da çok zorlaştı. Sonuç olarak açık alanda doğal tarım yaptığımızda bunun gibi sezonları yaşamak da bu işin biraz doğası. Bu sene sıcakla mücadele kapsamında hasat sürelerimizi de kısalttık. Geçen sene pazartesi, perşembe olan hasat günlerimiz bu sene tarlada gördüğün zaman al şeklinde revize oldu. Böylece sebzelerimizi daha sıcakta bırakmış olduk. Tabii ki bu kadar sıcaklık domateste çok hızlı bir hasat sezonu demek oldu. Tarla domatesimizi neredeyse 3 hafta içinde tarladan toplamak zorunda kaldık. Bizim buradaki küçük mücadelemiz nasıl sonuç verdi diye merak ediyorsanız özellikle domateste rekorte kaybı yaşamış olduk. Biberlerimiz birazcık daha hızlı kızarmış oldu. Ama her zaman dediğimiz gibi bizim için önemli olan ürünümüzün kalitesi. Ondan da memnunuz. Tekrar iklim değişikliği konusuna dönecek olursak bu sene yaşadıklarımız
yaşayacaklarımızın aslında çok küçük bir parçası ve bunun sonuçları bile doğa için bir felaket oldu. Tarım için bu sene yaşanan olumsuzlukların hesabını ise şu an tam yapamıyoruz. Çünkü yaz bitkilerinin hasat sonuna henüz gelmedik. 1-2 ay içerisinde hasatlar tamamlanacak ve o zaman biz de daha net konuşuyor olabileceğiz. Ancak bu sene bize gösterdi ki artık dünya ve insanlık olarak aksiyon alma zamanımız geldi ve hatta geçiyor bile. Enerji ve su tüketimine çok önem vermemiz gerekiyor ve aynı zamanda karbon ayak izimizi olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Son zamanlarda sosyal medyada size bunlarla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Aslında hepimizin yapabileceği çok küçük değişikliklerle biz de iklim değişiklikleriyle savaşabiliriz. Biz bugünlük hasadımızı tamamladık. Şimdi topladıklarımızla üretim tarafına geçiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.